konuşuluyor sarayda. Ama ben Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle söyleyeyim. Herkes, hepsi oradaydılar ve kanlarının son damlasına kadar savundular. Bunu ne yapacağız? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Aslında o Sorosçular bunu dizayn ettiler ama bu gönüllü bir aslında kanmaydı. Yani öyle kandırıldık falan demiyorum. Bakın Sorosçular dizayn edildi ama zaten Sayın Erdoğan da bu sistemi istiyordu. Hatta bu sistem için yanıp tutuşuyordu. Onun için biraz belki biraz orada gözleri kör oldu, tam göremedi. Savunanlar için evet, benim de şu anda kulaklığımda çınlıyor. Mesela yani bırakın siyaseten başarılıydı değil, o bir kenara koyalım. Ama denmedi mi? Ya burada baraj olmaz. Yani seçim barajı diye bir şey olmaz. Çünkü hükümet zaten direkt sandıktan çıkacaktır. Gen soru olmayacaktır. Halk seçecektir. Öyleyse artık mecliste bir baraj olmanın, seçim barajı olmanın anlamı yok. Nitekim hemen seçimden sonra yeni bir işte uyum kanunları getireceğiz ve barajı sıfırlayacağız dediler. Herkes bunun sözünü verdi. Rahmetli Burhan Kuzu da bunun sözünü verdi. Yani şimdi duysa bizi herhalde mezarından ters döner. Şimdi hiç olmazsa rahmetli Burhan Kuzu'yu yani yerinde rahat ettirmek için bari sözünü yerine getirelim. Şu barajı sıfırlayalım demiyorlar. Bakın hala 10 mu yapalım, 7 mi yapalım? Bu muhtemelen artık onu da yapamayacaklar. Şimdi dediler ki meclis güçlenecek. Hatta yasama yetkisi sadece ve sadece meclisin olacak dediler. Bakın iki tane önemli yetkisi vardır meclisin. Birisi yasa yapma, birisi denetim yetkisi. Yasa yapma yetkisini ele alalım. Zaten kararnameleriyle birlikte, yani kararname çıkarma yetkisiyle birlikte meclisin yasa yapma yetkisinin %50'si direkt alındı meclisten. Geri kaldı kalan %50. O %50'yi de bugün kullanamıyor. Çünkü bütün kanun teklifleri sarayda hazırlanıyor. Ve meclise geliyor o teklif, milletvekillerin CV'sine bakılıyor. Yani teklif örneğin tarımla alakalıysa oradan bir ziraat mühendisi, bir veteriner çağrılıyor ve imzalatıp güya o milletvekili vermiş gibi bir hava oluşturuluyor. Veya işte yargı paketiyle alakalı bir şeyse bir avukat arkadaşımız bulunuyor ve ona imza atılıyor ve o şekilde işler yürüyor. Yasama yetkisi de bu sistemde tamamen yani yürütmeye devredilmiştir. Denetim yetkisi var. İkinci önemli yetkisi. Bakın bunu eleştireceğimizi bildikleri için o anayasa teklifinin bir bölümde şöyle bir cümle kurmuşlardı. Ben onu fark ettim ve grupta da söyledim. Diyor ki orada evet burada bir nebze meclisin denetim yetkisi kalkıyor ama bundan sonra denetim yetkisi halkın eline geçiyor. Direkt iktidarları bundan sonra halk denetleyecek diye yani o anayasa değişiklik teklifine bir gerekçe yazmışlar. Buna itiraz edeceğimizi bildikleri için. Şimdi bakın oysa bir iktidarların evet denetim yetki denetim nasıl olur? Bir tanesi siyasi yetki. O halk denetler. Bir başka yargı denetçisi, bir de yasama denetler. Şimdi onlar sanki sadece artık iktidarların denetlenmesini halka indirgemişler gibi bir durum yapıyorlar. Yani diğer konularda laüseller. Yargı denetleyemez, evet. Meclis evet. denetleyemez. Bu konuma indirmişler. Dolayısıyla hiçbir verdikleri sözü yerine getirmediler. Bunu şundan bağımsız söylüyorum. Yani başarılıydı, başarısızdan ayrı bunu ifade ediyorum. Şimdi buradan biraz Ayhan Bey'le şunu da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir kere manşetimizde de var zaten. Erdoğan çıktı, topu parlamentoya attı. Bunu parlamento tartışsın dedi. Sanki kendisi parlamentodaki AKP ve MHP grubu çok bağımsızmış gibi. Bunu parlamento kararını alsın. Belli ki 50+1'in kaldırılması için, en azından tartışılması için bir arayış var. Buradan devam edelim istersen ve tabii ki bugün birazdan da konuşacağız. Hem İYİ Parti'nin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık erken seçim kaçınılmaz açıklamaları. Birazcık da AK Parti'nin oradan da nabzını tutalım. Emin, devam edebiliriz. Şimdi ben Ayhan Bey'e şunu sormak istiyorum. Ayhan Bey, benim bir dostum var. Der ki, çocuğum aramızdan yalanı kaldıralım. Şimdi bir kere
ben de hep mış gibi yapmaktan çok sıkıldım. Sanki merkez kaç yıldır böyle bu. Merkez Bankası bağımsızmış gibi. Sanki Türkiye'de hukukun üstünlüğü varmış. Türkiye bir demokrasi ülkesi. Türkiye'de bakanlar varmış gibi. Türkiye'de bakanlar yok, bir kişi var. Türkiye'de hukukun üstünlüğü artık yok. Bunu görelim ve bilelim. Ve mış gibi yapmaktan vazgeçelim. Aramızdan yalanı kaldıralım. Şimdi bize şunu söyler misiniz? Bu Türk tipi başkanlık, sizin de deyişinizde ki gerçekten öyle. Türk tipi başkanlık sistemi dediğimiz şey sadece ve sadece bir kişi için dizayn edilmedi mi? Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ayrılsa, bu korkunç yetkilerin başka birini, örneğin Barış, örneğin Şirin, Cumhurbaşkanı, bunların bunu kullanmasını ister mi bu yetkilerin? Hayır. O sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan için bir anayasa yaptık biz. Bunu o zaman bilmiyor olabilir miydi AKP? Bu, o zaman bu yapılırken bu bilinmiyor olabilir mi? Burhan Kuzu'nun deyişiyle bu sistemi ben dizayn ettim, Türkiye'ye ben başkanlığı getirdim demişti Burhan Kuzu. Bunu sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan için yapmadık mı o zaman? Türkiye'nin önünü açan bir sistem diye yapmadık ki bunu. O zaman hepimiz bunu, hepimiz oradaydık. Herkes bunu biliyordu. Buna itiraz edenler de bu yüzden itiraz ediyordu. Bu sistem sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan için dizayn edildi. Yani öyle değil mi? Emin Bey, zaten bunu ben bu işin içerisinde olduğunu düşündüğüm bir arkadaşa yani ifade ettirdim. Yani bunu söyledi zaten. Yani Ayhan Bey, beni fazla zorlama. Yani bu işler, yani biz bunu, bu elbiseyi Sayın Erdoğan için dikiyoruz diye söyledim. Şimdi yani şunu da belki şu soru sorabilirsiniz. Ya Ayhan Bey, tamam da yani gövdenizi koysaydınız, kendinizi koysaydınız orada, bunu işte engelleseydiniz diye de bir soru sorabilirsiniz belki. Bu neye yapılamadığını onu da 3-5 kelimeyle söyleyeyim. Çünkü, evet, bence bu çok önemli. Üzerimize kalmasın. Bakın, bir defa biz de anketlere bakıyorduk. Yani anketlerden bu pakete destek %35 civarında gözüküyordu. Yani %35 evet, %55 civarında da hayır gibi böyle bir durum vardı. Şimdi bunu biraz halk halledecek diye bir ümidimiz vardı. İkincisi, parti içerisinde yani veya işte 15 Temmuz'dan sonra da öyle bir hava estirildi ki Türkiye'de, yani neredeyse bu sistem gelecek, bütün dertler bitecek. İşte verin yetkiyi, görün etkiyi vesaire. Yani adeta cennet vaat edildi. Şimdi partinin içerisinde buna itiraz eden ve bunu kavrayan 40-50 milletvekili vardı. Ama şu sorumluluğu alamadık. Yani nedir o? Ya biz bu 50 vekille birlikte bir defans yapsak belki hiç geçilmeyebilirdi buna. Ama yüzyıllarca da ya biz öyle bir sisteme geçecektik ki, fakat içimizden 50 tane hain çıktı ve bunlar bunu engellediler. Sizin yani cenneti görmenizi engellediler noktasında bir propagandaya maruz kalacaktık. Şimdi sorumluluk yayıldı. Halka da yayıldı. Herkese yayıldı. Ve biz 3 yıl içerisinde, 3,5 yıl içerisinde adeta bir laboratuvar ortamında bu işin yanlışlığını altı gösterdik. Belki biraz pahalı oldu bu iş ama yani dediğim gibi bu ihaneti üzerimize almaktan da, yani bu manada tırnak içeren söylüyorum, çekindik ve bu şekilde bir kulvara girdi. Ama propaganda esnasında, propagandanın adil olmayışı, yine halkın o 15 Temmuz yani gelen o darbeden sonraki psikoloji içerisinde bir anayasa değişikliği yapılıyor olması, o %35'i süratle yukarılara doğru çıkardı. Yani oradaki propaganda da zaten adil bir seçim yapılmadı orada da. Yani zaten anayasa değişikliklerinde hüküm vardır. Olağanüstü zamanlarda, olağanüstü hallerde siz anayasa değişikliği gibi ülkenin kaderini etkileyen bir kanun değişikliği yapamazsınız. Ama yapıldı mı? Yapıldı. Yapıldı. Şimdi hatta bu söylediğiniz çok önemli Ayhan Bey. Siz diyorsunuz ki 50+1 ile gelecek olan başkanlık sistemi 15 Temmuz sayesinde daha bir yerli yerine oturdu ve 15 Temmuz darbe girişimi sayesinde de bu sistem kurgulandığı gibi başarıyla işledi ve istenilen oldu. Bunu mu anlıyoruz?
Şin Hanım şöyle, yani tabii 15 Temmuz darbe girişimi bunun için yapıldı falan, böyle bir cümle söyleyemeyiz. Hayır ama işe yaradı. Yani en azından hızlandırdı bu. Sonra şartların olgunlaştığını düşündüğü özellikle bu teklifi yapanlar. Sayın Erdoğan da zaten Cumhurbaşkanı seçildiğinden itibaren, 2014'ten itibaren bu sisteme geçmek için sürekli bir fırsat kolluyordu. Biliyorsunuz 7 Haziran 2015 seçimlerinde de çift başlı bir propaganda yapıldı. Sayın Ahmet Davutoğlu başka bir şey söylerken sahalarda, Sayın Erdoğan sadece başkanlık sistemini savundu ve buradan bir tepki doğdu, %42'ye düştü. Aslında yavaş yavaş buradan vazgeçiyordu. Yani bunun olmazlığını görmüştü Erdoğan. 15 Temmuz darbesi oldu. Orada tabii Erdoğan iktidarı kaybetmekle alakalı da bir korkuya da kapıldı. O arada karşıda bulunan işte Sayın Bahçeli, MHP'nin bazı yöneticileri, hatta onları yönlendirdiğini düşünen bazı eski yapılar bunu bir fırsat bildi. Bunu Erdoğan'ın kabul edebileceğini tahmin ettiler ve böylesi bir cazip görünen teklifi kendine sundular. Ama o arada olağanüstü hal devam ediyordu. Bakın, olağanüstü hal şartlarında siz bir, yani anayasa propagandası yapamazsınız. Niye anlatacaksınız? Yani bir tarafta hala işte her yerde panzerler var, polisler var. Siz çıkamıyorsunuz, bir yere anlatamıyorsunuz. Halk tedirgin. Bunun içerisinde bir sandık iradesini kullanamazsınız. Nitekim kullanamadı vatandaş. Onu demeye çalışıyorum. Onun dışında işte bir mühürsüz oylar meselesi var. Yani şimdi mühürsüz oylar konusu bıçak sırtı bir olay. Yani %51.4'le geçti biliyorsunuz anayasa değişikliği. O bakımdan burada bir mühürsüz oy meselesi var. Yüksek Seçim Kurulu yıllardan beri üzerinde durduğu bir iştahatı değiştirdi, çöpe attı. O gün AK Parti'nin talebiyle mühürsüz oyların geçerli olduğuna kabul etti. Bu neyi değiştirdi? Ne devirde?